BBN Türk ekranlarından herkese merhaba değerli izleyiciler. Ben Fatma Nurkama. Türkiye'den ve dünyadan ekonomi, finans ve gündeme dair tüm haberleri sizlere aktarmak için BBN Ekonomi ile karşınızdayım. Tarihler 19 Haziran 2023 Pazartesi'yi gösteriyor. Gündeme ilişkin tüm gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Bugün programımıza ekonomist Hikmet Baydar ve Dünya Gazetesi ekonomi yazarı Nazlı Sarp katılacaklar. Konuklarımızla ekonomik gelişmeleri, güncel haberleri, yerel ve küresel piyasaları değerlendireceğiz. Öncelikle ekonomiden önemli başlıklarla haber turumuz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Erdoğan, enflasyonun tek haneye ineceğini belirterek, Cumhurbaşkanlığının yeni ekonomi kadrosunun birinci önceliğinin bu olduğunu vurguladı. 2022 senesinin ihracat açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, mal ihracatının %12,99 artışla 254 milyar dolar olduğunu, hizmet ihracatının %47 artışla 90 milyar doları aştığını aktardı. Erdoğan, savunma sanayi ihracatının yaklaşık %37 artışla 4,3 milyar doları bulduğunu ve 2022 yılında ülkemizin küresel ticaretten aldığı payın %1,02'ye yükseldiğini söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını bugün yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, asgari ücret için masaya herhangi bir rakam getirilmediğini, insanların alım gücünün artırılmasına yönelik bir ara zam için görüştüklerini, sürecin bu hafta tamamlanmasını istediklerini söyledi. Ağar, Türk lirası üzerinden görüşüldüğünü, dolar üzerinden pazarlık yapılmadığını belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyeleri geçtiğimiz hafta Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le bir araya geldi. Toplantıya ilişkin konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, öncelikli olarak ihracatçıların temel sorunlarından biri olan krediye erişim konusunu, Exim Bank ve Reeskont kredilerini ve döviz kurunu gündeme getirdiklerini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Buna göre tüketici güven endeksi Mayıs ayında 91 iken Haziran ayında %6,5 oranında azalarak 85 oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Kurban Bayramı öncesinde yoğun bir mesai bekliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zammı nedeniyle mecliste olacak. AK Parti'de yürütülen çalışmaların tamamlanarak teklifin bu hafta komisyonlara gelmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı alışverişlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 81 ildeki denetimlerini sürdürürken şikayetleri de yakın takibe aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların mağduriyetine neden olan kişilere ilişkin her türlü idari yaptırımın kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. Evet değerli izleyiciler, bir son dakika bilgisi var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yapıyor, dinliyoruz. Değerli izleyiciler, BBN Ekonomi devam ediyor. Dünya Gazetesi ekonomi yazarı Nazlı Sarp ve ekonomist Hikmet Baydar konuklarımız. Biliyorsunuz az evvel haberleri veriyorduk. Gündeme ilişkin önemli başlıklarla ekonomi haberlerini sizlere aktarıyorduk. Yarım kalmıştı. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk olarak biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde yaptığı açıklamaları sizlere aktarmıştık. Şimdi haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul verileriyle devam ediyoruz. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da değer kaybı görüldü. Endeks 5340 seviyelerinde seyretti. Dolar TL 23.62 seviyesinde, altın, Çin'in daha fazla teşvik uygulayacağına dair olumlu işaretleri ve önde gelen merkez bankalarından daha fazla parasal sıkılaştırma yapılabileceğine ilişkin mesajlarla yatay seyretti. Altının ons fiyatı 1951 dolar seviyesinde, gram altın ise rekor seviyelere yaklaşarak 1484 lira seviyesinden işlem gördü. Petrol fiyatları, Çin ekonomisindeki teşvik detayları, beklentileri ve emtia piyasalarındaki düşüşle geriledi. Brent petrol 76,79 dolar seviyesinden işlem gördü. Evet değerli izleyiciler, gündeme ilişkin önemli başlıklarımız bu şekildeydi. Hemen konuklarımıza merhaba demek istiyorum. Hikmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Nazlı Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba.
Evet, biliyorsunuz aslında hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ndeki hem olağan kurul toplantısında hem de ihracat şampiyonlarına ilişkin ödül töreninde konuştu. Aslında çok önemli, biliyorsunuz ihracatçılarımız bu dönem açısından çok önem arz ediyor. Çünkü dış ticarette açığımız var, cari açığımız var. Bu anlamda ihracatçıların sergileyeceği performans aslında bizim geleceğimiz açısından çok önem taşıyor. 2022 aslında rekorlar yılı olarak tarihe geçti. Baktığımızda özellikle savunma sanayi de olsun, hizmet sektöründe olsun çok yüksek rakamlarda artışlar söz konusu. Mesela mal ihracatı %12,99, baktığımızda hizmet ihracatı %47,3, savunma sanayi ihracatı ise %37 oranında bir artış kaydetti. Öncelikle 2022 yılındaki ihracat performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerji alanında da Karadeniz gazıyla, Gabar petrolüyle, Akkuyu Nükleer Santrali ve yenilenebilir kaynaklarla aslında enerji alanındaki açığı da minimum seviyeye indirme konusunda da gayretlerini olacağını sinyallerini de verdi. Tüm bu açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? 2022 ihracat açısından evet yüksek bir oran oldu ama ithalatımız da arttığı için aslında açık vermeye devam ettik. Önümüzdeki sene 2023 yılında ve yeni dönemdeki politikalarda bunu kapatmak adına sizce neler yapılabilir? İhracatçıların koşulları nasıl iyileştirilebilir? Buyurun Hikmet Bey. Tabii dış ticaret geçen seneki performans dünyada hemen hemen hiçbir ülkede doğru dürüst yok. Çünkü bir resesyon baskısı var, yüksek faizlerin etkisi var. Dolayısıyla dünyada 2022 yılında herkes bunu atlayacak. Bunu zaten IMF de söylüyor, Dünya Bankası da söylüyor, tüm kuruluşlar, Moody's de söylüyor. Yani büyüme beklentileri hep aşağıda. Dolayısıyla geçen seneki performansı bu sene hiçbir yerde kimse beklemiyor. Onu da belirtmekte fayda var. Kaldı ki işte Goldman Sachs yeni Çin'le ilgili büyüme beklentilerini aşağı yönlü çekti. Dolayısıyla gayri safi yurt sahasıyla ikinci çeyrek dönümünü 4.90 %1'e çekti. Görüyoruz ki genelde beklentiler olumsuz. Böyle bir ortamda geçen seneye göre bu sene çok iyi performans gösterebilmesi için ihracatçılarımızın çok daha başka şeyler yapmaları gerekiyor. Pazar çeşitlendirmeleri arttı, daha aktif pazarlama politikaları, küresel anlamda gidilmeyen ülkelere ziyaretler. Bu konuda Ticaret Bakanlığı daha önce bazı projeler geliştirmişti ama arkasından bunun sürdürülmesi, daha bu şekilde bu sürecin yönetilmesi lazım. O yüzden de 2022 yılı bambaşka bir yıldı. 2023 yılında büyüme bile o yılın çok çok altında gerçekleşecek. Dolayısıyla kurlarda da ciddi aşağı yönlü hareketler söz konusu olabilecek. Global anlamda bu beklenirken Türkiye'de çok daha farklı bir senaryoyu beklemek için elimizde bir veri olmak lazım. Gördüğüm kadarıyla işte 11-12 yılda ilde gerçekleşmiş olan bir deprem, bu yaraların sarılması, içeriye biraz daha odaklanmayı gerektirirken aynı zamanda Türkiye hala enerji nedeniyle dış ticaret dengesinde ciddi açıklar geliyor. Belki ileride daha uzun vadede, daha orta vadede doğal gazın sisteme daha fazla girişiyle yerli oranla arttırabilirsek bu konularda ileride bir ivmelenme olabilir. Olumlu yönlü bir hareket söz konusu olabilir. Ama ihracatçının daha iyi bir ciro yapmasını istiyorsak şunlar 2022 kadar kolay değil. Ama bunun sebebini de kura bağlamak lazım. Yurt dışında daha rekabetçi, daha zorlu ortamlar varsa Türk lirasını değersizleştirerek bunu kolaylaştırmaya çalışmak Türk insanının aynı zamanda fakirleşmesi anlamına da geliyor. Dolayısıyla fakir için ihracat mı yapmamız lazım? Gerçeği bana göre yapmasak daha iyi. İç piyasadaki ürün eksikliğini dengeleyecek bir kota politikasının kullanması lazım. Aynı zamanda içerisinde İçeride de enflasyonu yükseltmeyelim. Çünkü sadece ihracat edip bir hareket ettiğimiz zaman raflarda aylık yağını da bulamıyoruz. Ve içeride de et fiyatları alıkmışını biliyor. Hatta domates bile 6 liradan bir anda 36 liraya çıkıveriyor. Biz bunu yaşamış dediğim bir toplumuz. O yüzden de şunu söylemek lazım. İç piyasayı doyurmadan, iç piyasada dengeleri gözetmeden sadece ihracatı yukarı çekelim de dış ticaret dengesi düzelsin dediğimiz zaman bir söz vardır, dikkatler bir işe giderken evdeki bulgurlar olmak gibi. O zaman biz enflasyona baş başa kalıp
komple bir fakirleşme sürecine giriyoruz. Orada dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Aslında kur konusu ihracatçılar tarafından çok fazla dile getiriliyor. Aslında rekabetçi bir kur olması, kurun daha yüksek seviyelerde seyretmesinin onlar tarafından talep edilen bir konu. Fakat sizin de söylediğiniz gibi uzun vadede ya da baktığımızda diğer sektörleri olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu. Bu anlamda da birazcık daha genel düşünmekte bence de fayda var diye düşünüyorum. Nazlı Hanım, siz neler söylemek istersiniz? 2022 yılındaki ihracat performansı gerçekten de iyi seviyelerdeydi. Fakat ne yazık ki dış ticaret açığımızı kapatmakta yeterli olmadı ve yine baktığımızda enerji alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu alandaki hamlelere devam ederek aslında enerjideki dışa bağımlılığı bir nevi hem azaltarak hem de bu anlamda kapatarak açığı ilerlemek konusunda hedefler hala mevcut. Sizin yorumlarınız nelerdir? Sizce 2023 yılında nasıl bir performans sergileyecek ihracat ve koşulları iyileştirilmesi için sizce neler gerekli? Zaten ilk sözü Hikmet Bey'e verdiğimiz için Hikmet Bey bütün söylemeyecekleri neredeyse söyledi. Burada sizin programlarınızda ve diğer televizyon kanallarında da sıklıkla ifade ettiğimiz gibi her şeyden evvel düşük kurla ihracatta rekabetin sağlanması ve bunu sürdürülebilir olması mümkün değildir. Artık sektör bazında firmaların, finans yönetimlerinin ve yine pazarlama birimlerinin, stratejilerinin buna göre belirlenmesinin zamanı gelmiştir de geçiyor. Dolayısıyla eğer emek yoğun bir sektördeyse marka yaratılmak durumunda, aksi takdirde de bir takım teknolojik çeşitli yatırımlar yapılmak suretiyle katma değer yaratan bir üretim yapısına artık dönüşmek durumunda sektörlerimiz. Aksi halde biz bu fasit dairemin içerisinden hiçbir zaman kurtulamayacağız. Keza zaten 100 liralık ihracatın 45 lirası da baktığınızda ithalattan geldiğine göre hali hazırda Türk lirasının değer kaybından belki ilk etapta ihracatçılar mutlu olabilecekken belirli bir süre sonra onların da maliyetleri ithal girdilerden ötürü artacağında bir noktadan sonra yine tatmin olamayacaklardır. Hı-hı. Ve bu böyle gidip gelecek. Dolayısıyla ihracatla alakalı bir takım yapısal dönüşümlerin yapılması gerekmekte. Türkiye yeniden eski ekonomik modele benzer bir modele geçmeye başladı. Henüz bunun emarelerini yavaş yavaş görüyoruz. Tam bir ekonomi programı çok yeni olduğu için açıklanmadı. Ancak Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ardından da Cuma günü Bankalar Birliği ile yapılacak, TCMB'nin Bankalar Birliği ile yapacağı bir toplantı var. Bunlar kilit öneme haiz. Çünkü aynı zamanda ihracatçıların daha evvel yapılmış liralaşma bazındaki bir takım makro ihtiyati önlemler bazında da bazı düzenlemelerin gevşetilmesine ihtiyaçları var. Daha önceki program gereği, çünkü biliyorsunuz dövizlerin belli bir kısmının belli bir süre Merkez Bankası'nda tutulması gerekiyordu. Bu da belli bir noktadan sonra döviz alım satımlarında bir takım marjlar nedeniyle hem zarara yol açıyordu hem de piyasada döviz bağımında kıtlık yaratıyordu. Yine bankalar üzerinde pek çok uygulama yine kredi ve mevduat makasının açılmasına neden olmuştu. Bununla ilgili yüzlerce düzenleme var. Bunlarla ilgili teknik detaylar henüz konuşulmamış durumda. Ancak Perşembe günkü Merkez Bankası kararının ardından konuşulacağını düşünüyoruz. Bu ihracatçıları yakından ilgilendiren bir durumdur. Çünkü aynı zamanda bizim firmalarımız yoğun şekilde banka kredisi kullanarak üretim yapabilen firmalardır. Yani biliyorsunuz ülkemizde ciddi bir tasarruf açığı var. Dolayısıyla %70'e %30 gibi, yani ancak işte öz sermayesinin %30'unu kullanarak geri kalan %70'ini yabancı kaynak dediğimiz banka kredisiyle fonlayan ağırlıklı olarak firma yapısına sahibiz. Dolayısıyla bu da devam ettiğine göre bankalar ve finansman konusu burada kilit bir öneme haiz. Hikmet Bey'in de söylediği gibi, benim de söylediğim gibi kurla olacak bir iş değil, bu sürdürülebilir değil. Çok ciddi yapısal reformlara ihtiyaç var ama bunlar da bugünden yarına olabilecek şeyler değil. Zaten birazdan sanırım konuşacağız. Evet. Öncelikli olarak piyasadaki bazı dengeler düzeltilmeye çalışılacak, ardından diğer şeylere sıra gelecek diye düşünüyorum.
Evet, tam olarak aslında finansman konusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da değindiğini görüyoruz. Özellikle Exim Bank'ın KOBİ'lere sağladığı kredi hacim oranı %25,8'e yükseltileceğini aslında aktarmış. Ve yine biliyorsunuz Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir görüşmesi vardı. Bu görüşmeden sonra da TİM Başkanı'nın yaptığı açıklamada hem finansmana erişim kredi problemlerine değindiğini hem de Exim Bank reeskont kredileriyle ilgili gündemi getirdiğini görüyoruz. Sizce finansmana erişim nasıl giderilebilir? Exim Bank bu konuda sizce nasıl bir performans sergiledi ve buradaki reeskont kredilerine ilişkin sorunlar sizce nasıl çözülebilir? Bu konuya ilişkin de yorumlarınızı alabilirsem buyurun Nazlı Hanım, sizinle başlayalım bu sefer. Şimdi Exim Bank burada aslında senelerdir kilit öneme haiz bir kurumdur. İhracatı finanse etmesi bakımından. Fakat geçtiğimiz sene firmalarımızdan sıklıkla bunun yeterli olmadığını, bu limitlerin yeterli olmadığını duyduk. Dolayısıyla bu Exim Bank limitlerinin daha fazla arttırılması ve bilhassa daha evvel esasında biliyorsunuz kredilerde bir selektif yaklaşım izleniyordu. Bu da bir makro ihtiyati politikaydı ama tümünün tabii hepten değişmesi gerekmiyor bu yeni ekonomi programıyla. Bazı selektif programların devam ettirilmesi, yine yatırım ve ihracata yönelik olarak daha fazla bir kredi hacmine ulaşılmasında fayda var diye düşünüyorum. Bir de işletme sermayesi ihtiyacı çok dışlanmıştı firmaların hani ağırlıklı olarak. Çünkü her zaman biliyorsunuz hani yatırım faaliyeti olsa da olmasa da bir firma ömrünü sürdürebilmek için işletme sermayesi ihtiyacı duyar. Dolayısıyla nakit ihtiyacını karşılamak için gerekli olan bir durumdur. Bu ve ağırlıklı olarak vadelerden kaynaklanır. Alım ve satım vadeleri arasındaki farklılık ve yine aynı şekilde stok dönüşüm süreleri bakımında önemli bir konudur. Yine bu konuda da bir takım ekstra çalışmaların bankalar nezdinde, kamu bankaları nezdinde yapılması gerekir diye düşünüyorum. Hikmet Bey de bana katılacaktır ki keza kendisi çoğunlukla zaten firmalara bu bağlamda danışmanlık yapıyor. Geçtiğimiz yıl ve bu senenin başında en çok ihtiyaç duyulan konu finansman sıkıntısı oldu. Hem ihracatçı olana hem olmayana, hem yatırım yapana hem yapmayana. Dolayısıyla şimdi bir de faizlerin yükseleceği bir ortama giriyoruz. Burası çok daha aslında kan, ter ve gözyaşı gerektiriyor bana göre, bir yazımda da, geçen haftaki yazımda da belirttiğim gibi ve bazı yan etkileri de olacak. Dolayısıyla bunları giderebilmek sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim ve ihracat yapısına kavuşmak için kaçınılmaz diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Türkiye'de ne yazık ki büyüme borçla sağlanıyor. Yani kredi çekerek büyüme var Türkiye'de. Bu mevcut. Başka türlü büyüme aslında hiç alışık olmadığımız bir model. Bunu da nasıl aslında değiştirebiliriz? Bunu da biraz bence konuşmamız gerekiyor. Yine Hikmet Bey, size de aynı soruyu yönelteceğim. Finansman erişim konusunda çok fazla sıkıntı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Exim Bank'la ilgili aslında KOBİ'lere sağladığı kredi hacim oranının yükseltileceğinden bahsediyor. Yine ihracatçıların da taleplerinde hem Exim Bank'ın reeskont kredileriyle olan problemler hem de finans Finansmana erişim konusu ana gündem maddeleriydi Hazine ve Maliye Bakanı ile yaptıkları görüşmede. Bu sorunlar sizce nasıl çözülebilir önümüzdeki dönemde? Şimdi, tabii Exim Bank'ın kaynağı sınırlı. Türkiye'nin toplam ticaret hacmine bakarsak çok da fazla ciddi rakamlar değil bu rakamlar. Dolayısıyla aynı zamanda Exim Bank'ın rakamları KOBİ'leri daha çok ihracata yönelik destekleyecek mahiyette. Çok büyük rakamları telafi etme şansı pek yok gibi görünüyor. Toplam ticaret hacmi içerisinde bizim daha farklı modeller geliştirmemiz lazım. Mesela TL cinsi ihracatı masaya yatırmamız lazım. Biz bunu nasıl yapacağız? Çünkü ihracatçı... TL cinsi ihracat. Evet. İhracatçı kur riskini dikkate alarak fiyatlarda döviz düşerse diye kur fiyatlamasında bir miktar emniyet marjı koyarak fiyatlama yapıyor. Bu da ister istemez ihracatçının daha az rekabetçi fiyat vermesine yol açıyor. Halbuki TL cinsi fiyat verse o zaman en azından TL fiyatlamasını çok rahatlıkla yansıtabilecek için bu konuda daha rekabetçi olabilir. Ve bu konuda Türk lirası konusunda Türkiye yurt dışına aynı Amerika'nın Marshall yardımındaki gibi, Avrupa'da Almanya'nın Hermes fonları gibi, Türkiye'de de yurt dışından Türkiye'den mal ithal edecek ülkelere devletler arası sözleşmelerle ve garantilerle çok rahatlıkla Türk lirası kredi limiti tahsisi yapılabilir. Dolayısıyla Türkiye'de ihracatın içerisinde TL cinsi ihracatının oranının artırılması sağlanabilir. Bunu Türkiye çok rahatlıkla ve çok kolay yapabilir. Bu konuyla ilgili yıllar önce ben bir rapor vermiştim.
ve Türk lirasının sengaraj etkisi adı altında bu raporu vermiştim. Ama maalesef bu konuda benim istediğim nitelikte bir faaliyete ben rastlayamadım. Ama çok cüzi miktarda da olsa TL cinsi ihracat rakamları benim önüme geliyor ama yeterli mi? Tabii ki değil. Öncelikle bizim dolar ve euro cinsi ihracatı yapmaktan ziyade TL cinsi ihracatı yaparak tüm para hareketlerini Merkez Bankası'nın kontrolüne vermemiz lazım. Biz dolar cinsi ihracat yaptığımız zaman ihracat yaptığımız ülkeye gidecek olan malın nakit ödemesi FED'in kontrolünde geliyor. Euro cinsi ihracat yaptığımız zaman İSEF'in kontrolünde geliyor. Ama Türk lirası cinsi ihracat yaptığımız zaman Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kontrolünde hareket ediyor para ve EFT sistemine giriyor. Dolayısıyla biz EFT'yi Türkiye'nin dışına çıkarıp aynı bir SWIFT gibi dünyanın birçok ülkesinde bu uygular hale getirebilirsek o zaman bir misyon gerçekleştirmiş oluruz. Türkiye'yi dünya markası haline getiririz ve Türk lirası cinsinde ticaretin önünü açabiliriz. O zaman Türkiye'nin basmış olduğu paralar da aynı Amerika'nın yaptığı gibi Türkiye'de enflasyon yaratmaz. Dünya ticaretinin bir parçası olur. Neden? Çünkü biz kredi açtıkça o ülkelerde de TL cinsi mevduat oluşumunun da önünü açmış olacağız. Nasıl biz döviz kredisi kullandığımız zaman o dövizi hiç ödemek için elimize geçen parayı dövize çevirip hesaba koyuyorsak aynı şekilde yurt dışındaki ülkede de TL cinsi kredilerini kapatmak için insanlar ve şirketler TL oluşturup TL mevduat tutmaya başlayacaklardır. Bu da Türkiye'de açıkçası yurt dışına verilen kredilerin bir enflasyonist baskısı olmayacağı anlamına geliyor. Açıkçası bunları bizim masaya yatırıp konuşmamız lazım. Yani inovatif bir yaklaşımla gitmemiz lazım. Proaktif davranmamız lazım ama hala biz nedense dolar cinsi ihracatın önünü açmaya çalışıyoruz. Koskoca bir Afrika kıtası var önümüzde. Oraya TL krediler açsak, o TL krediler oradaki ülkelerde TL mevduatı oluşumunu da sağlasak biz uçar gideriz. Neden bunları yapmıyoruz? Ben açıkçası bunu merak ediyorum. Exim Bank'ın oluşturacağı döviz kredisi için bir döviz lazım. Türkiye'nin zaten bir döviz ihtiyacı var. Devlet, şirketler, bakıyorum bankalar bile 2022 yılında net borç ödeyicisi durumuna gelmişler. Bakın yeni açıklanan bir veri var. İzleyicilerimiz de bu sayede öğrenmiş olurlar. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladılar. Bugün itibariyle açıklandı. Ve 2022 yılı sonunda eksi 301.5 milyar dolar bir pozisyon açığımız vardı. 2023 Nisan ayında bu rakam 264.5 milyara düştü. Bakın orada 40 milyar, 45 milyar dolar bir azalma olmuş. Neden? Çünkü biz yatırım çekemiyoruz. Çekemediğimiz durumun üstünü ödememiz gerekiyor. O yüzden rakam düşmeye başladı, azalmaya başladı. Bu rakam yüksek olsaydı Türkiye'de şu an döviz sıkıntısı ortaya çıkmayacaktı ve ödemelerde de çok rahat hareket edecekti. Burada yukarı gitmeyecekti. Burada ödeme var, tek yanlı bir ödeme var. Dolayısıyla giriş yok. O zaman ne oluyor? Döviz buralar üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Yaşadığımızda bu aslında. Evet, kesinlikle öyle. O zaman aslında TL cinsinden ihracat yapmak ihracatçıları kurtaracak, sorunlarını çözebilecek en önemli çözüm yollarından bir tanesi dediniz. Bu şekilde hem rekabetteki o dezavantajlı pozisyondan kurtulabiliriz hem de lirayı aslında güçlendirebiliriz. Bu anlamda güzel bir öneri ve belki de ileriki dönemlerde uygulamaya konduğuna tanık oluruz. Çünkü artık zaten birçok ülkenin kendi milli para cinsinden ticarete geçiş yaptığını uluslararası arenada görüyoruz. Bunu Türkiye'nin de bence başlaması kesinlikle gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Şimdi bir diğer gündem maddesiyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz Asgari Ücret Komisyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirdi. Henüz daha bir rakam telaffuz edilmedi biliyorsunuz ama bugün yapılan açıklamada bu hafta içerisinde asgari ücretin tespit edilmesi aslında bekleniyor. Sizin tahminleriniz nelerdir? Sizce asgari ücret ne kadar olacak diye sormak istiyorum. Buyurun Nazlı Hanım. Şimdi asgari ücretten evvel Hikmet Bey'in anlattığı konuya bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii buyurun. Bu tabii ki muhteşem bir şey olurdu. Yani keşke Türk lirası olarak ihracat yapabilseydik ancak ithalatımızı da Türk lirası olarak yapabilseydik. Şimdi biliyorsunuz ne diyor ihracatçılarımız ağırlıklı olarak neye bakıyorlar? Euro dolar paritesine bakıyorlar değil mi? Çünkü esasında biz Euro ihracat yapıyoruz, dolarla ithalat yapıyoruz. Yani dolar giderimiz var, euro gelirimiz var. Dolayısıyla biz euro-dolar paritesi düştüğü zaman bile aslında iş insanlarımızın suratımın da düştüğünü görüyoruz.
Dolayısıyla ideal olarak keşke hani ithalatı da, hatta hiç ithalat yapmamız gerekmeseydi, ithal bağımlısı bir ülke olmasaydı, markalarımız olsaydı o zaman çok hoş olabilirdi. Yahut da Çin gibi dünyanın fabrikası olabilseydik, hani o kadar yoğun bir dış ticaret hacmimiz olsaydı gerçekten muhteşem olurdu. Ama şu durumda biz Türk lirası kazanıp bu defa dolar harcadığımız takdirde maliyetimiz zaten var olan şu an euro dolar paritesinden ötürü bile sıkıntı yaşayan iş insanımız hepten sıkıntı yaşayacak. Çok ciddi kur riski alacak demektir. Ama Hikmet Bey'in söylediğinde şöyle bir katkıda bulunabilirim. Kendisi de sanıyorum bunu söylemek istedi. Şimdi günümüzde tabii BRICS ülkeleri dediğimiz ülkeler var. İşte Brezilya, Hindistan, Çin, hatta Güney Afrika vesaire gibi pek çok ülkenin de dahil olduğu ve bunlar kendi döviz birimleriyle ticaret yapma anlaşmaları yapıyorlar. Esasında baktığınızda bunlar serbest ticaret anlaşmaları. Ancak tabii ki doların yine de hakimiyetinde kırmak ne yazık ki bu kadar kolay değil. Evet. Çünkü doların hala dünyada hem ticarette hem de işte Swift dediğimiz yurt dışı transferlerde, hatta yatırımlarda ve tasarruflarda %70'in üzerinde çok ciddi bir ağırlığı var. Sadece Merkez Bankası rezervlerindeki ağırlığının biz son 10 yılda düştüğüne şahit olmuşuz. O da %59'lar seviyesine düşmüş yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunu öyle kırmak öyle kolay değil. Şimdi şöyle düşünün, bir S&P endeksi var Amerika'da. Şu an doğa piyasasında değil mi? Bugünü saymayalım da geçtiğimiz hafta özellikle. Ancak sadece 7 tane bakınız ve Nasdaq'ı düşünelim yine teknoloji hisselerini. 7 tane büyük marka teknoloji hissesi bunu ayakta tutuyor. Yani işte bunun yolu neden geçiyor? Aslında teknoloji olarak marka olmaktan geçiyor. Yani Türkiye bunları yapmadan ne yazık ki zaten ihracatını Türk lirası yapsa da maalesef olmuyor. Keşke öyle bir ideal dünyamız olsa. Şimdi asgari ücrete gelince, asgari ücrette tabii ki bir artış yapılacak. Yani ben bilemem ama %25 civarında falan bir artış olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta hadi eskinin bürütüne gelebilir net. Bunun için mümkün mertebe zaten Cumhurbaşkanımızın da yaptığı gibi işte mümkün mertebe halkı işte enflasyona ezdirmemeye çalışacağız ifadesi kullanılıyor. Ancak tabii ki bu artışlar da bir taraftan maalesef enflasyonist. Yani sonuç itibariyle hem çok önemli bir konu insanların enflasyona ezdirilmemesi hem evet. de ne yazık ki bu da bir fasit daire. Siz bunun için artış yaptığınız takdirde bu sefer yine enflasyona bu bağlamda katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Çünkü işte bunun sebebi yine dönüyor dolaşıyor, üretime dayanıyor. Çünkü emek yoğun sektörler. Çünkü maaşların da büyük bir çoğunluğu asgari ücrete yakınsamış durumda. Hal böyle olunca bu defa tekrar enflasyona bir katkıda bulunuyor. Ve bu sürekli gidip gelen bir durum. Dolayısıyla yine Cumhurbaşkanı ve Ekonomi Bakanı'nın ifade ettiği gibi aslında en önemli olan konu bir an evvel enflasyonun öncelenmesi ve düşürülmeye çalışılması olmalıdır. Yoksa sadece rakamlar yükselir ama alım gücü ne yazık ki bize şu anda bir şey ifade etmediği gibi yine bir şey ifade etmemeye devam eder. Evet, kesinlikle öyle. Zaten en büyük problemimiz enflasyon. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelenin öncelikli gündem maddesi olduğunu zaten bir kez daha dile getirdi. Hikmet Bey, siz neler söylemek istersiniz? Asgari ücret sizce ne kadar olacak? Beklentileriniz nelerdir? Aslında Nazlı Hanım bir araya parmak bastı. Önemli tabii asgari ücretin reel sağladığı fayda. Yani 3 ay sonra bir anlamı kalmayacaksa insanlar çok da fazla önemsetmiyor. Kaldı ki ne verirseniz verin bu sefer de tatmin olmamaya başlıyor. Çünkü kısa sürede kaybolacak değeri diye. Şurada kabinede, kabinenin açıklandığı gün doların %8 yukarı gitmesi. Enflasyonda bakalım Haziran ayında ne sorunlar yol açacak. artı yani böyle zaten ikilerde, üçlerde kesmiş bir enflasyon yıllık bazda nereden baksam 30 civarında bir rakama denk geliyor. Önce bunu aşağı kırabilir miyiz? Onu ileride görmek lazım belki ama yapılacak olan zam zaten bunun altında olması bana göre abesle iştikal olur. Zaten kemikleşmiş bir enflasyon var. Bunun altına indirdiğimiz zaman çalışanı, emekliyi, ücretliyi enflasyonun altında ezdirmiş olur. Yani bunun altını koymak lazım. Aylık ortalama 2,5-3 civarında giden bir enflasyonumuz varsa yıllık neredeyse 30-35 civarında bir kayıp söz konusu olur. Bunu dikkate almak lazım. İkincisi $500 sözü ortaya atıldıktan sonra herkes kura odaklandı ve kurladı %8 civarında gitti. Şu an cetvelle çizilmiş gibi tekrar durdu. Eski haline geri döndü yani. Ama biz burada bir gol yedik tabii. %10'a yakın bir gol yedik. Şimdi o %10 ne olacak? Şimdi burada önemli olan $500 hala geçerli mi değil mi?
O yüzden 10.012 civarında bir rakam çıkarsa şaşırmayacağım. Üzerinde refah payı ne kadar koyarlar onu göreceğiz. Ama açıkçası bir sonraki ay enflasyon %3 olacaksa, %5 olacaksa zaten bir kısmını hemen vermiş olacağız. Hep ücretler maalesef gecikmeli takip ediyor olay. O yüzden de bence ücretlerin eğer ihracatçı bu kadar çok bunu yukarı gitmesini ihracat avantajı olarak elde edeceklerse bütün ihracatçı şirketlerde ücretlerin buraya endekslenmesini öneriyorum. O zaman böyle bir dertler olmuyor. Büyük ihtimalle de böyle bir artış savunmamaya başlayacaklar. Çünkü tek silahları ücret. Onun dışında her şey kuru endeksli olduğu için anında artıyor. Böyle bir avantajları olmayacağını onlar da öğrenecekler. Tekrar söylüyorum. Ölçek büyüklüğünü ihracatta rekabeti sağlayacak seviyeye getirmediğimiz sürece asla ve asla kur çözüm olmayacaktır. İnazlar da bana katıldı. Bu konuda net de bu da ifade etti sağ olsun. Dolayısıyla bizim burada oturup yapısal tedbir olarak ölçek büyüklüğünü konuşmamız lazım. Bence Türkiye şunu tartışmalı. Belli bir ölçeğin altındaki firmalara devlet desteği, teşviği kaldırılmalı. Vergi indirimleri kaldırılmalı. Hatta kur farkından dolayı vergi indirimi yani yapılmasını ben hiçbir zaman anlayamıyorum. Çünkü insanlar, siz şirketleri döviz tutuyor diye ödüllendiriyorsunuz vergiden muhabbetlerine. Niye yapıyorsunuz bunu? O bir taraftan gelir de alıp bozuluyor. Ücretli mağdur oluyor. Bence kur üzerinden kur farkı gelirleri vergiden muaf tutulmamalı idi. Artı küçük ölçekli şirketlerde vergi avantajı getirilmezse belki şirketleri birleşmeye doğru itebilirdi. O zaman da global anlamda rekabetçi ölçeklere sahip firmalar Türkiye'den çıkar diye düşünüyorum. Küçük değil büyük firma olmanın önünü açmış olduğumuz diye düşünüyorum. Asgari ücretteki artış oranlarına gelince Nihat Hanım çok güzel ifade etti. Önümüzdeki süreçte enflasyon hedeflemesine uyulmadığında o zaman ücret zamları ara dönemde bile masaya yatırılmalı diye düşünüyorum. Evet, o zaman enflasyona bağlı olarak aslında güncellenmesi gerekiyor asgari ücretin. Şimdi bir haberimiz olacak kira fiyatlarına ilişkin, sonra üzerine sizlerden yorum rica edeceğim. Türkiye genelinde kiralar son 4 yılda 6 kat arttı. Bu oran büyük şehirlerde çok daha fazla. Hal böyle olunca vatandaşın kiralık daire kriterleri de değişti. BBN Türk muhabiri Tuğba Ay ve kameraman Yunus Erme Helvacıoğlu'nun özel haberi geliyor ekranlarınıza. Kiralar gerçekten şu anda inanılmaz bir yükseliş içinde. Çocuğumun yanına gitmezsem asla burayı kaldıramam artık. Ev sahipleri de gaddar. Kira fiyatları Türkiye genelinde %105 arttı. Yurt genelinde kiralar son 4 yılda 6 kat arttı. Büyük şehirlerde bu oran çok daha fazla. Psikolojimiz bozuldu, ne diyeyim yani. Böyle bir şey bu yaşıma kadar yaşamadık, görmedik ama şimdi maalesef önüne geçilmiyor. Şu anda Türkiye genelindeki ortalama kira metrekare birim fiyatı 105 lira. Türkiye genelinde 80 metrekare bir evin ortalama kira fiyatı 8 bin lira. En az 8 bin lira. O da rutubetli giriş katlar. İkinci kat, üçüncü kat oldu mu 13 lira, 14 lira. Kira fiyatları her geçen gün artıyor. Bir emeklinin ya da asgari ücretle çalışan bir kişinin artık tek başına ev kirasını ödemesi söz konusu değil. Nereye gideceğiz, ne yapacağız? Kara kara düşünüyoruz tabii. Aldığın emekli maaşından ne yapabileceğim hiç. Güvenlikli bir sitede oturmak isteyenlerse daha fazla parayı gözden çıkarmak zorunda. En ucuzu 15 bin TL'den başlıyor. İstanbul'da ortalama kira fiyatları 10 bin TL'yi buldu. O fiyatı ev bulunsa bile 60 metrekareden daha fazla büyük bir ev bulunamıyor. İşin içine bir de uyanık ev sahipleri girince kiracıların adeta beli büküldü. Kiracısı 8 bin liraya oturuyorsa çıktığında 15 bin talep ediyor. Oysa ki evin reel değeri 11-12 bin lira. Öbür tarafa mı götüreceğim? Yani öbür dünyaya götürülecek ev varsa vermesinler. Kiralık daire bulmak da artık çok zor. Gayrimenkul profesyonellerinin en zor bulduğu şey kiralık konut. Yani sel dönüşümün yoğunlaştığı semtlerde bir günde 50-60-70 tane kiracı adayı ortaya çıkıyor. Fahiş artışlarla kiralık ev arayışındaki kriterler de değişti. Lüks konuttan vazgeçenler başımı sokacak bir ev olsun yeter diyor. Şu an 4 milyara oturuyorum ama çok eski bina kentsele girecek. Yıkılmamasını düşünüyorum yani düşünün üstüme yıkılmasından korkmuyorum.
Yıkıldıktan sonra çıkacağım kira fiyatlarından korkuyorum. Fahiş kiralara karşı hükümette çözüm arayışında. %25 sınırıyla birlikte hapis cezasına kadar varan yasal düzenlemeler yolda. Bir başka çözümse sosyal konut projeleri. Fransa bunu çok iyi uyguluyor. Fransa'da şu anda gerçek piyasa düzenleyicisi devletin kendisi. Çünkü elinde çok fazla sosyal konut var. O sosyal konutları düzenli olarak kiraya veriyor. O yüzden de kiralar da belirleyici oluyor. Evet, özel haberimiz bu şekildeydi. Kira fiyatları belirttiğim üzere son 4 yılda 6 kat artmış durumda. Gerçekten de çok yüksek bir oran. Fahiş kira ile ilgili, aslında mücadele ile ilgili meclisin açılmasıyla birlikte yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi bekleniyor. Belirttiğim üzere %25 sınırlamasının uzatılması ve fahiş kira uygulamalarına 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası gibi aslında caydırıcı önlemler bekleniyor. Yine bir başka uygulamada arabuluculuk sistemiyle kiracı ve mülk sahipleri arasında arabuluculuk sistemiyle aslında sorunların, anlaşamayanların bu şekilde bir arabuluculukla aslında sorunları çözmesine yönelik de çözümler mevcut. Nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bu çözüm önerilerini? Sizce bu düzenlemeler nasıl bir şekilde sonuç bulacaktır? Ve yine haberimizde de mevcuttu. Birçok aslında belediyeler tarafından başka ülkelerde de uygulanan kiralık ev uygulamaları, projeleri var. Bu tarz projelere ilişkin siz nasıl bakıyorsunuz? Sizce bu tarz projelerle başarılı olabilir mi? Yüksek kiralar, yüksek konut fiyatları aşağıya çekilebilir mi? Buyurun Nazlı Hanım. Şimdi Fatma Dur Hanım, hani bir laf vardır, Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. Konut piyasasındaki bu anomali, yani bu duruma da bugünden yarına gelinmedi açıkçası. Uzunca bir süredir konut piyasasında çok ciddi problem vardı. Bunun sebebi de ağırlıklı olarak hep kredi tarafına, yani talep tarafına konutta bugüne kadar teşvik verilmesiydi. Hep biz ne görüyorduk? İşte konut faiz oranları bir miktar düşürülüyordu. Keza işte konut alımı kolaylaşsın diyerekten. Dolayısıyla bu şekilde teşvikler vardı. Ancak arz tarafı, yani konut üretim tarafı bence çok ciddi anlamda uzunca bir süre ihmal edildi. Dolayısıyla da ardından gelen pandemi, biliyorsunuz pandemi döneminde tüm dünyada zaten konut fiyatlarında çok ciddi artışlar oluştu. Yine onun sonucunda oluşan işte gecikmiş talep ve Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle de beliren küresel enflasyon ve Türkiye'deki Türkiye Ekonomi Programı dahilindeki işte düşük faiz politikasına geçilmesi bu defa reel getiri arayışını halkın nezdinde ortaya çıkarttı. Yani ev, konut aslında bir ihtiyaçtan ziyade bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandı. Aynı otomobilde olduğu gibi. Evet, ne yazık ki. Şimdi bu tip durumlar zaman içerisinde çok ciddi sıkıntılara yol açar. Dolayısıyla çok düşük faizlerle konut kredileri alındı. Bu düşük faizlerin nimetlerinden faydalanarak alınan evlerinde bir süre sonra değeri 6 katına, işte 5 katına çıktı. İnsanlar buradan çok ciddi kâr elde etti. Keza yine yurttaşlık, vatandaşlık verilmesi noktasında çok cüzi bir hani artış yapıldı ama yine de bana göre çok düşük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için buraya gelen işte sığınmacı, göçmen ya da işte her kimse bir şekilde bir daire ya da birkaç daire satın almak suretiyle rahatlıkla TC pasaportunu elde edebildi. Bu da tamam, belki bunun oranı baktığınızda toplamda yekümde öyle çok yüksek bir meblağ değil. Ancak sonuçta şöyle düşünün, bir mahallede ya da bir apartmanda, bir sitede bir yabancının hiç düşünmeyerek bir parayı bir eve vermesi ya da kiralaması bile sonuçta diğer kişileri etkiliyor. Dolayısıyla biz serbest piyasa ekonomisindeyiz. Şimdi bundan sonra yapılacaklar aslında olumlu. Geç kalınmış olmakla beraber, yani işte konut piyasası bu hale gelmiş, ancak çözüm olarak sizin de belirttiğiniz gibi artık üretim tarafına da bir takım teşvikler verildiğini görüyoruz. Keza sosyal konut projeleri ön plana çıkıyor ki bunda depremin de katkısı var. Bunlar ne kadar çok yapılırsa esasında o şekilde zaman içerisinde konut piyasası belli bir raya oturur. Ancak öyle işte cezai müeyyidelerle, yani %25 kıstasıyla, keza biz geçtiğimiz yıl %25 olayı uygulandı. Ben de bir kiracıyım. Yani çoğu kiracı kendisi en başta uğraşmamak için o %25 durumuna uymadı. Çünkü evet, enflasyon o kadar yükseldi ki
Yani ister istemez siz komik bir rakam vermemek için bunun çok daha fazla üstüne çıkmak durumunda kaldınız. Dolayısıyla bu polisiye tedbirlerle de yapılacak bir durum değil. Artı bir de zamanında Avrupa ülkelerinde, Kuzey Avrupa ülkelerinde özellikle konut piyasasıyla ilgili bu tarz yasaların biz konulduğunu görüyoruz ama bunlar bir taraftan serbest piyasa ekonomisine de aykırı durumlardır. Çünkü sonuçta sizin sadece kiraya bir sınır koymanız yeterli değil. O zaman evin bedeline de koymanız lazım. Çünkü sonuçta evi alan kişi de insan, hani baktığınızda bir şeye yatırım yapıyor, varını yoğunu eve yatırıyor, hatta krediyle borçlanıyor. Sonuç itibariyle ömrünü veriyor Türkiye'de normal koşullar altında bir daire sahibi olmak. Büyük şehirlerde özellikle oldukça büyük bir şey. Hayır, böyle olunca da sonuçta onu belli bir sürede amorti etmesi gerekiyor kiraya vererek. Bunu yapamaması durumunda bu sefer bu da akıllıca olmayacaktır. Dolayısıyla ARS tarafına çok ciddi teşvikler konulması ve artık konut tarafında kredi teşvik uygulamaktan ziyade ARS tarafına uygulanmasının ben önemli olacağını ve bir süre daha biz ne yazık ki bu dünyada da olduğu gibi şu an mesela pek çok ülkede var. Evet. Bu sıkıntıyı yaşayacağımızı düşünüyorum. Evet, küresel çapta aslında yaşanan bir sıkıntı. Hikmet Bey, siz neler söylemek istersiniz? Yüksek kira fiyatları sizce önümüzdeki dönemde nasıl kontrol altına alınabilir? Yasal düzenlemeler yolda, sizce bu düzenlemeler ne kadar caydırıcı olacaktır? Arabuluculuk sistemi sizce başarılı olabilir mi? Sizin çözüm önerileriniz var mı? Arz sıkıntısı konusunda ne gibi projeler üretilebilir? Şimdi olayın gelişimine bakarsak eğer kiralar nasıl birden bu kadar hızla yükseldi? Herkes ağız bir yapmış gibi neden böyle son derece organize bir şekilde fiyatları yukarı çekti. Ona baktığımız zaman olayın kökeninde çok farklı şeylerin olduğunu da görüyoruz. Mesela konut piyasasında kiraya verenler belli bir bölgede yüklü miktarda ev sahibi ise o bölgede istediğiniz kadar yırtının yasaklar da koysanız, cezalar da verseniz fiyat düşürme şansınız olmaz. Belli bir bölgede binlerce eve olan yatırımcı biliyor. Belli bir bölgede. O insan atıyorum 1000 tane dairesi var, o bölgeyi neredeyse ilçeye almış. Dolayısıyla o insan kira şu dedikten sonra o kiranın dışında o bölgede başka bir fiyata kiralık ev bulmak şansımız kalmıyor. Şimdi bunun sebebi ne peki? Türkiye'de önüne gelen cebindeki parasıyla veya sağdan soldan bulduğu parayla her yerde istediği kadar ev alabiliyorsa bu acı kapitalizmi maalesef uygulattıran sistem sorumluluğu. O yüzden de şimdi başını sokmak için ev arayan adam, binlerce evi olan adam eline gidecek de ondan ev alacak. İşi zor. Bu yüzden de biz sistemde bir kere konut sahipler olur, nasıl olur? Bakın eskiden yabancının belli bir bölgede bir ev almasının bir sınırı vardı. Bu sınırlar bir kaldırıldı. Antalya'ya mı gidiyorsunuz, Ukrayna'ya mı gidiyorsunuz, Moskova'ya mı gidiyorsunuz belli değil. Ondan sonra belli o bölgede konut fiyatları İstanbul'da evini satan Antalya'da iki tane üç tane ev alırdı. Şimdi İstanbul'da evini satan Antalya'da bir ev aldı. Bu duruma geldi. Sebebi ne? O bölgede çıktı yabancı yoğunlaşması. Ama sadece Antalya'ya özel bu. İstanbul'da da bir iki yer var bunun gibi. Onun dışında konut alan yabancıların sayısı baktığında %30'unda. Dolayısıyla konut fiyatları etkileyecek düzeyde bir genele yayılmış yabancı alımı söz konusu değil. Ama nasıl biz düşük kur politikası izledik, düşük faiz politikası izledik. O zaman da elinde parası olan gidip de %50'li enflasyonun olduğu bir ortamda %15 ile 20 ile parasını yatırmaz. Ve gider de bu adam ne yapar? Altın alır, döviz alır, ev alır, araba alır. Kredinin fiyatı artan her şeyi saydım. Neden? Bu para mevduata gitmedi, buralara gitti. Evet. Şimdi mevduat faizinin düşük faiz politikasının etkileri bu. Şimdi kiraların düşmesini istiyorsak bir kere bu evi elinde tutan birden fazla evi, örneğin 5'ten fazla, 10'dan fazla evi olana ciddi vergiler getirilmeli ki bu evi elinde tutmaktan caysın. Biz yatırım amacıyla ev planları bu amaçlarından caydırmak durumundayız. Çünkü daha önce düşük faiz politikasıyla onlara bu yönde onları kanalize eden biziz, sistemimiz. Dolayısıyla onları terse göçe onları zorlayacak bir yaptırım uygulamamız lazım. Bu ceza değil. O zaman her konudan ceza serbest piyasa ekonomisinden çıkış anlamına geliyor. Bunu da kabul etmiyorum. Bence belli bir bölgede, belli bir miktarın üzerinde evi olanlara emlak vergileri 100 kat, 1000 kat artırılmalı. Şu anki rakamın çok üzerine çıkarılmalı ki insanlar evde ellerinde konu tutmayı cazip göremesinler.
o zaman belki konut arzını arttırabiliriz. Çünkü toplamda baktığı zaman konut arzında böyle, yani cirolunda öyle büyük patlamalar yok. Demek ki sorun sistemsel ve bunu da çözebilmenin bir tek yolu var. Kademeli emlak vergisi. Ciddi şekilde artırılmalı ki yatırımcı gidip de emlak almasın. Faizler yukarı giderse zaten konut piyasasında ciddi bir durgunluk olacaktır. O zaman da konut almak belki de fiyatlar düşebilir. Çünkü inşaat maliyet endeksi 52'lere düştü. Bunun da yansımalarını önümüzdeki dönemde eğer durgunluk olursa, faizler yükselirse konut fiyatlarında da düşüşler olarak bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, inşaat maliyet endeksindeki düşüş aslında önümüzdeki dönemlerde yansıyacaktır fiyatlara diye belirttiniz. Ve aslında kademeli vergi konusu da kesinlikle belki de masaya yatırılmalı. Çünkü sizin de dediğiniz gibi bazı kişiler birden fazla ev elinde bulunduruyor ve aslında bunları tamamen yatırım amaçlı kullanıyor. Ve bu da aslında fahiş fiyatlara sebep olabiliyor. Bunların daha çok denetlenmesi ve vergi oranlarında buna göre belirlenmesi bence de faydalı olabilir. Ve yine bence arz konusunda güzel projeler geliştirilebilir. Belediyelerin ya da belki devlet kurumların kiralık ev konusunda aslında projeler geliştirmesi, örneklerini gördüğümüz yurt dışında uygulamalar, bunlar aslında yapılabilecek projeler arasında yer alıyor. Hemen bir diğer konuyla devam edeceğiz. Son 4 dakikamız kaldı. Biliyorsunuz ki tüketici güven endeksinin Haziran ayında gerilediğini görüyoruz. Bu neden kaynaklanmış olabilir demek istiyorum. Bir de bu hafta Merkez Bankası'nın faiz politika kararı sizce nasıl olacak? Buyurun Nazlı Hanım. Şimdi tüketici güven endeksinin esasında Hikmet Bey de bilir, seçimlerden önce yükselip seçimlerden sonra düşüş göstermesi klasiktir baktığımızda. Şimdi henüz tabii daha yeni ekonomi kadrosunun tabii ki tam anlamıyla bir takım görüşmeleri var ama henüz açıklanmış bir program yok ve esas sizin de belirttiğiniz, sorduğunuz gibi Perşembe günü zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın PPK toplantısı var. Bunlar da gerçekleşmemişken tabii ki böyle bu da ufak çaplı bir belirsizlik yaratıyor. Dolayısıyla maddi durumun bozulacağına ilişkin bilhassa hane halklarının daha olumsuz puan vermelerini ben normal olarak görüyorum. Sonuç itibariyle bir de işte faizin artacağı vesaire, kur artışının görülmüş olması, bu da zaten deminden beri konuşuyoruz. Bizim sonuç itibariyle alım gücümüzü iyice zayıflatan bir durum budur. Faiz artışını sorduğumuz, zaten aslında Türkiye neredeyse bu faiz artışına kilitlenmiş durumda ekonomik anlamda. Çünkü burada hatta yurt dışındaki kurumlardan da pek çok tahminler geliyor. Evet. İşte %15'den %40'a kadar çıkan geniş bir aralıkta, geniş bir yelpazede. Eğer bana soracak olursanız benim şahsi fikrim, sonuç itibariyle faiz artışları bu tip ortodoks politikalarda yaklaşık 12 aylık enflasyon beklentisine göre yapılır. Ama bunu ben hemen tek seferde bu ilk toplantıda yapacağımı düşünmüyorum. 3-4 aya yayılacak şekilde kademeli bir artış bekliyorum. İşte 15'ten 16'dan başlayıp yaklaşık %30'un üzerine kadar bir banda çıkarılması söz konusu olabilir 3-4 ay içerisinde, ki beklemen 12 aylık enflasyona yaklaşık bir değer olsun. Zaten yaklaşık olmasıyla aşması arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü aşması demek 12 aylık enflasyon beklentisini aslında reel pozitif faiz vermesi demek, ki bu bence istenilecek bir durum değil. Çünkü ilk 6-8 ay içerisinde bence Türkiye'deki finans piyasalarındaki anomalilerin bence çözülmesi, piyasanın biraz daha normale getirilmesine çalışılacak. Ve burada aslında yapılacak faiz artışından ziyade oradan çıkacak mesaj, verilecek durum, yani ekonomi yönetiminin ne kadar serbest olduğu, ne kadar kararlı durduğu gibi konular ön plana çıkacak. Zaten bunu aslında göstermeye başladılar. Keza bir istişare noktasındalar tüm paydaşlarla. Bu da aslında iletişim kanalının açıldığının ve şeffaflığa yönelik bir politikanın izlendiğinin göstergesidir. Bunu bu şekilde Perşembe günü görüp izleyeceğiz. Pekala, Hikmet Bey size de aynı soruyu, son 2 dakikamız kaldı. Tüketici güven endeksindeki düşüşü nasıl yorumluyorsunuz ve bu hafta gerçekleşecek Merkez Bankası kararı sizce ne olacak faize ilişkin? Hemen kısaca söylüyorum, zaten Nazlı Hanım detaylı olarak söyledi. Tüketici güven endeksinin Mayıs ayındaki verileri eski ekonomi yönetimine uygulanan liralaşma stratejisi çerçevesinde üretim ve istihdamı ihracatı destekleyen politikalar olan güveni gösteriyordu. Haziran ayında çıkan güven endeksi, tüketici güven endeksi de sıkı para politikası, yüksek kur, yüksek faizin oluşturduğu bir ekonomi yapıyı, yapı olan güveni gösteriyor. Dolayısıyla bunun içerisindeki en ilgimi çeken veri, gelecek 12 aylık dönemde hali maddi durum beklentisinin %8.8 düşmesi.
ciddi bir şekilde orada bir düşüş söz konusu. Yani geleceğe yönelik ekonomik durum beklentileri tamam bozulmuş durumda. Bunun da sebebi yüksek faiz, yüksek kur ve tabii ki enflasyon da bundan olumsuz etkilenecektir. Önümüzdeki süreç içerisinde iş piyasada bir durgunluğa yol açabilir. O yüzden de tüketici büyük ihtimalle de bunu görüyor. Yeni ekonomi yönetiminin uygulama ihtimali olan ekonomi politikasına verilen puan bu. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili daha iyi veriler görürsek tüketici güveninin arttığını göreceğiz. Daha kötü veriler görürsek de bunu daha da düştüğünü göreceğiz. Umarım daha iyi veriler görürüz. Evet. Merkez Bankası'na gelince yurt dışında 25'ler çok da konuşuluyor. Fakat bazı yerlerde de bu biraz daha rakamlar olmayabilir denilmeye başlandı. Herhalde bir direnç var. %20'nin üzerinde bir artış, 22 olabilir bir artış ama bu 25'lere kısa zamanda gelinecek diye düşünüyorum. Ama yıl sonu enflasyon rakamına bakarsak biz Merkez Bankası beklenti anketinde 38-55 deniyor. Demek ki yurt dışında kullanılan 40 rakamı da boşuna değil. Beklentiye göre reel getiri sağlayacak şekilde 40'lara kadar da yükseltmeyi deneyebilirler. Bu da tüketici güveninin niye bu kadar kötüleştiğini açıkça gösteriyor. Evet, çok teşekkür ediyorum Hikmet Bey, Nazlı Hanım yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşleriniz, katkılarınız için. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli izleyiciler, BBN Ekonomi'de bugün Dünya Gazetesi ekonomi yazarı Nazlı Sarp ve ekonomist Hikmet Baydar'ı ağırladık. Birlikte ekonomik gelişmeleri, güncel haberleri, yerel ve küresel piyasaları değerlendirdik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.